9. aydan sonra artık bebeğimiz kucağımıza geldi. Çok güzel günler başladı. Ama bazen bazı annelerde, özellikle doğumun ilk 15 gününde hamilelik hüznü dediğimiz bir durum gözükebiliyor. Bu durum çok doğal bir süreçtir. Çünkü hamilelik esnasında anne adayının bedeninde ciddi hormonal yükselmeler oluyor. Bebekle daha rahat bağ kurabilmesi, emzirebilmesi için bazı hormonal salınımlar oluyor. Doğumdan sonra annenin bedeninde salgılanan hormonlarda ani ve ciddi bir düşüş gerçekleşiyor. Bu hormonal düşüşler annenin hissettiği duygularda da ciddi bir dalgalanmaya vesile olabiliyor. Dediğim gibi ilk 15 günde annelik hüznü dediğimiz durum çok normal. Bu durumun belirtileri isteksizlik, keyifsizlik, yorgunluk ve bir uyku hali, tek başına kalma isteği gibi durumlar gözükebilir. Bunlar normal. İlk 15 günde panikleməməmiz gerekiyor. Ancak hamilelik hüznü eğer ağırlaşmaya ve şiddeti artmaya başlarsa ve 15 günü aşıp 30-40 günleri bulursa, işte o zaman hamilelik depresyonu, yani tıp dilinde postpartum depresyon diyebileceğimiz durumdan söz ediyor olabiliriz. Bu durumun belirtileri hamilelik hüznüne göre bir miktar daha şiddetlidir. Anne adayında ani öfke patlamaları, ağlama krizleri, tek başına kalma isteği, bebekle bağ kuramama, bebeğe yeterince bir şey hissedememe veya ona iyi bir anne olamama düşüncesi, etrafındaki hiçbir sosyal desteği istememe, kendine zarar verme düşünceleri veya daha da ileri boyutunda bebeğe zarar verme düşünceleri söz konusu olursa hamilelik depresyonu söz konusu olabilir. Burada muhakkak bir uzmandan destek alınmalıdır. Hamilelik depresyonunun nedenlerini birazcık düşünürsek, az önce de söylediğim gibi hormonal değişiklikler evet çok büyük bir neden olabilir bunun altında yatan, ama sosyal faktörler de hamilelik depresyonunu çok besler. Eğer yeterli eş desteğini alamıyorsa anne adayımız veya çevresindeki dostlarından, kendi annesinden veya kayınvalidesinden yeterli desteği alamıyorsa veya tam tersi diğer uçta fazla destek alıyorsa, evin içerisine çekirdek aile dışarısındaki diğer üyeler fazlaca dahil oluyorsa anne adayının depresyon süreci, annenin depresyon süreci çok beslenebilir, tetiklenebilir. Bunlara ek olarak da eğer istenmeyen bir gebelik söz konusuysa, istenmeyen gebeliğin sonrasında bebek dünyaya geliyorsa veya hemen doğumdan sonra boşanmalar söz konusu olabiliyorsa hamilelik sonrası depresyon ortaya çıkabilir.